Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Baleen, Ziegler ve Barnett tarafından yazılan Genel Matematik kitabından alışımlar çözmeye devam edeceğiz. Bu kitap Nobel Yayıncılık tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir arkadaşlar. Linkini açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. İlk sorumuz maliyet analizi ile ilgili. Sorumuz şu şekilde: bir çörek imalathanesinin günlük 124 dolar sabit maliyeti ve her bir çörek için 0,12 dolar değişken maliyeti vardır. X adet çörek üretimi için günlük üretim maliyetini bulunuz. Günlük toplam maliyetin 250 dolar olabilmesi için kaç tane çörek üretimidir diye iki farklı soru var arkadaşlar. Birinci sorumuzda ilk önce burada doğrusal bir toplam maliyet fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Onunla ilgili olarak örneğimiz. Şimdi ne yapacağız? Hemen ilk önce toplam maliyet fonksiyonumuzu doğrusal olarak yazalım. Sabit maliyetlerimiz 124 dolar. Değişken maliyetlerimiz 0,12 dolar. X tane ürettiğimiz zaman toplam maliyetimiz, X tane üretmenin toplam maliyeti 124 artı 0,12 X dolar olacaktır. Bu X tane üretmenin toplam maliyeti olacaktır arkadaşlar. Pekala. Şimdi bizden istenen şey 250 dolar olabilmesi için toplam maliyetin kaç tane çörek üretilmelidir diye sormuş. Yani toplam maliyet 250 dolar. Ben neyi bilmiyorum? Kaç tane üreteceğimi bilmiyorum. Buradaki x'i bulmak istiyorum. Bu denklemi çözeceğim. Bu denklemi çözmek için her iki taraftan 124'ü çıkartmak durumundayım. Böylelikle 250 eksi 124 eşittir 0,12x elde ederim. 250 eksi 124 126'ya eşittir. Ve 126 0,12x olacağına göre bu eşitliğin her iki tarafını da neye bölmem gerekir? 0,12'ye bölmem gerekir x'i bulmak için. Bu bölme işlemini yaptığımız zaman ise x'i kaç buluruz? 1050 olarak buluruz. Demek ki biz 1050 adet çörek üretecek olursak günlük toplam maliyetimiz 250 dolar oluyormuş arkadaşlar. Sorumuzu çözdük. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Bu da 63. sorumuz. 63. sorumuz arkadaşlar. Şimdi ne demiş? Bir fabrika bir günde 80 tane golf sopası ürettiğinde toplam günlük maliyeti 7647 dolar olmaktadır diye söylenmiş. Günde 1000 tane 100 tane golf sopası ürettiğinde toplam günlük maliyeti 9147 dolar olmaktadır demiş. Günlük maliyet ve üretimin doğrusal bir ilişki içinde olduğunu varsayarak günde x adet golf sopası üretildiğinde toplam günlük maliyeti bulunuz diye sormuş. Arkasından günlük toplam maliyet grafiğini 0 küçüktür x, o da küçüktür 200 için çiziniz ve bu maliyet denkleminde eğimi ve y kesmesini yorumlayınız diye 3 tane farklı neyimiz var? Şıkkımız var arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey burada hemen şöyle bir tablo çizelim. Şöyle bir tablo çizelim arkadaşlar. Evet, ben kaç tane golf sopası ürettiğimi x'te göstereceğim ve maliyetimi de x'e bağlı olarak cx'e göstereceğim. Toplam 80 tane golf sopası ürettiğimde toplam maliyetim 7647 dolar oluyor ve günde 100 tane ürettiğimiz zaman ise toplam maliyetimiz 9147
7 dolar oluyor arkadaşlar. Benim bulmam gereken şey nedir? Eğer bu bir doğrusal fonksiyon ise, x'e bağlı olarak, yani üretime bağlı olarak bir doğrusal fonksiyon ise toplam maliyetimiz, üretimin doğrusal bir fonksiyonu ise c eşittir mx artı n biçiminde yazılması lazım. Buradaki m dediğimiz eğim, n dediğimiz ise y kesmesi. Yani hiç üretmiyorken cebimizden çıkan para miktarıdır arkadaşlar. Para miktarıdır. Şimdi eğimi bulmak için ne yapacaktık? Eğimi bulmak için ise yapmamız gereken şey C'deki değişimin X'deki değişime oranını bulmak. Pekala, C'deki değişim ne kadar? 7647 dolardı. 9147 dolar oldu. Pekala, bu durumda X'deki değişim ne kadar? 80'di. 100 taneye çıktı. Öyleyse eksi 1500'ü eksi 20 şeklinde bir oran olacak. O da 75 olacak. Yani eğimimiz kaça eşitmiş? 75'e eşitmiş arkadaşlar. Pekala, eğimi bulduk. Öyleyse ne yapacağız? Eğimimizi hemen yerine yazalım. 75x artı n. Şimdi ne bilmiyoruz? N sayısını bilmiyoruz. Nasıl bulacağız? Elimizde iki tane nokta var. 80'e 7647. Diğer noktamız ise 100'e 9147. Bunlardan herhangi bir tanesini bu denklemde yerine yazarak n sayısını bulabiliriz. Çünkü bu noktalarımız, bu üretim düzeyinde, mesela 80 tane üretim düzeyinde maliyetim 7647'ymiş. Öyleyse C'nin yerine 7647 yazacağım. X'in yerine de ne yazacağım? 80 yazacağım. Ve burada bilinmeyen ne? N sayısı. Öyleyse burada 7647 eksi 75 çarpı 80, yani N eşittir 7647 eksi 6000. O da kaça eşit olacaktır? 1647'ye eşit olacaktır. Demek ki benim maliyet fonksiyonu neye eşitmiş? 75x artı 1647'ye eşitmiş. Maliyet fonksiyonumuzu hesaplamış olduk arkadaşlar. Sonraki şıkkımızda ise x'in 0 ile 200 arasında olması durumunda C'nin grafiğinin çizilmesi idi. Evet. Bu değerleri nasıl bulacağım? X'e 0 verdiğim zaman, x eşittir 0 olduğunda C kaça eşit oluyor arkadaşlar? 1647'ye eşit oluyor. Peki x 200 olduğu zaman C kaça eşit oluyor? 75 çarpı 200'den 16647'ye eşit oluyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada x, yani burada küçük simgesi var. Eşitlik yok. Evet, yok, ama bunları bulacağım ve bu noktaları dahil etmeyeceğim. Dikkat ederseniz burada cx'in grafiğini çizdim. 75x artı 1647 olarak ve A ve B noktalarını, yani A noktası 200'e 16647 ve B noktası da 0'a 1647. Bakın, bunları dahil etmedim. Bu aradaki doğru parçası benim maliyet fonksiyonumu ifade etmektedir arkadaşlar. Ve bu doğru üzerinde de size verilen noktaları da ne yapabilirsiniz? Gösterebilirsiniz. X eşittir 80 olduğu zaman, şurası 80, x eşittir 80 olduğu zaman, burası 80'e kaçtı? 80'e 7647 idi.
Bir de 100 vardı. 100 de şurada. Burası da bakın. Şurası da kaç noktası? Şurası da arkadaşlar 100'e 9147 noktası. Bu noktaları da hemen bu maliyet doğrusu üzerinde gösterebiliriz. Şimdi eğim kesim, pardon, bu grafik üzerinde eğimi ve y kesmesini yorumlayınız diye söylemişti. Şimdi y kesmesine baktığımız zaman, y kesmesinin yani x eşittir 0 olduğu zaman c'nin aldığı değerin, burada bu y kesmesi dediğimiz dik ekseni kestiği nokta, c kaç değerini alıyordu? 1647 değerini alıyordu. Bunun anlamı şu: hiç golf sofası üretmesek dahi cebimizden çıkacak olan sabit bir gider var, sabit bir maliyet var. Buradaki y kesmesi dediğimiz b noktasının manası demek ki neymiş? Ben hiç üretim yapmıyorken cebimden 1647 dolarlık bir sabit maliyet çıkıyor. Bu sabit maliyetler üretimden bağımsız olan maliyetlerdir arkadaşlar. Bunlar mesela ödediğiniz kira olabilir. Yani golf sopası üretmek için bir tesis kiralamış olabilirsiniz. O tesisin kirası ne olabilir? Sabit maliyete dahil olabilir. Neden? Çünkü siz üretim yapsanız da yapmasanız da bir kira bedeli ödemek durumundasınız. Peki eğimi yorumlarsak, eğimimiz kaça eşitti? Eğimimiz, yani delta c'nin delta x oranı ise 75 idi. Bunu nasıl yorumluyorduk? Şöyle yorumluyorduk: eğer delta x bir birim olursa, yani x bir birim artarsa, x bir birim, üretimimiz bir birim artarsa, bir tane daha, yani ilave bir tane daha golf sopası üretecek olursam, bu durumda benim maliyetimde 75 dolarlık ne olacak? Artış meydana gelecek. X bir birim artarsa maliyetim 75 dolar artıyor. Yani ilave bir tane golf sopası üretmek benim maliyetimi 75 dolar arttırıyor demektir. Eğimin 75 olması arkadaşlar. Gelelim 65. sorumuza. Burada bir eczane var ve bu eczane arkadaşlar maliyeti 85 dolar olan bir ilacı 112 dolara satıyor. Maliyeti 175 dolar olan bir ilacı da 238 dolara satıyor. Yani maliyetimiz ve satışımız, maliyetimizi C ile göstereceğim. Satışımızı da R ile göstereceğim arkadaşlar. 85 dolara mal ettiği bir ürünü 112 dolara satıyor ve 175 dolara mal ettiği bir ürünü ise 238 dolara ne yapıyor? Satıyor arkadaşlar. Burada R arkadaşlar C'ye doğrusal olarak bağlı, yani C'nin M ile çarpımının N fazlası bizim perakende fiyatımızı ifade etmekte. Buradaki M dediğimiz eğim ve N dediğimiz de Y kesmesi. Yani C'nin sıfır olması durumunda R'nin aldığı değer. Şimdi ilk olarak neyi bulmamız gerekiyor? Tabii ki eğimi bulmamız gerekiyor. Eğimi nasıl hesaplıyorduk? R'deki değişimin C'deki değişime oranı olarak hesapladık. R ne kadardı? 112 dolardı. Ne kadar oldu? 238 dolar oldu. Peki C ne kadar oldu? 85 dolardı ve 175 dolara çıktı. Öyleyse arkadaşlar bizim maliyetimiz ne kadar oldu? -126'nın -90'a bölümü, yani 1.4'e eşit oldu. Eğimimizi bulduk. 1.4'müş. Demek ki gelirimiz perakende fiyatımız, bu perakende fiyatı
Pekâlâ, fiyatımız neymiş? 1.4c artı n'ye eşitmiş. Biz şimdi neyi bilmiyoruz? Bu n sayısını bilmiyoruz. N sayısını nasıl bulacağız? Şimdi bunu bulmak için isterseniz şu sıralı ikiliyi kullanırsınız. 85'e 112 sıralı ikilisini kullanabilirsiniz. Veya neyi kullanabilirsiniz? 175'e 238'i kullanabilirsiniz. Biz birinci versiyonu, birinci noktamızı kullanalım. Yani R, PKN'de fiyatımız R 112. O da kaça eşit? 1.4 ile 85'in çarpımının N sayısının toplamına eşit arkadaşlar. Ve 112 eşittir 119 artı n'den n kaç çıkacaktır? Eksi 7 çıkacaktır. Bu durumda perakende fiyatımızın maliyetler cinsinden ifadesi 1.4c eksi 7 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Yani benim maliyetim 0 olduğunda perakende satış fiyatım kaça eşit arkadaşlar? Eksi 7'ye eşit. Bir başka şık daha var. O şıkta ise ne sorulmuş? Demiş ki perakende fiyatı 185 dolar olan bir ilacı eczane kaç dolara mal etmiştir diye soruyor arkadaşlar. Bu sefer bize ne verilmiş? R verilmiş. İstenen şey ne? İstenen şey maliyetin ne kadar olduğu. Perakende fiyatının 185 dolar olduğu söylenmiş. R 185 dolara eşit. Öyleyse C kaçtır diye soruluyor. 185'i denklemimizde yerine yazacağız. 1.4C eksi 7'den 185, her iki tarafa 7 ekliyorum. 185 artı 7 eşittir 1.4C ve bu da kaça eşit olacaktır? 185, 7 daha ne yapar? 192 yapar. 192 eşittir 1.4C'den 192 bölü 1.4 C'ye eşit olur. Bölme işlemini de yapacak. 137 nokta, o da 137 nokta, bir saniye. Yani 137 nokta kaç? 142. 137 nokta 142 dolar olur bizim maliyetimiz. Yuvarlayabiliriz bunu. Yani 137 dolar yaklaşık olarak diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, böylelikle bu örneğimizi bitirmiş olduk. 67. soruya geçiyoruz. İşletme aşınma payı ile ilgili bir örnek. Bir çiftçi 157 bin dolara ne almış? Traktör almış arkadaşlar. Ve bu traktörün 10 yıl sonraki ticari değerinin 82 bin dolar olacağını öngörmüştür. Çiftçi traktörün yıllık değerini belirlemek için sabit oranlı aşınma payı kullanmaktadır denmiş. Traktör satın alındıktan T yıl sonraki değeri V olsun. V sayısını T'ye bağlı olarak anlatan doğrusal bir denklem kurunuz demiş A şıkkında. B şıkkında 6 yıl sonra traktörün değeri ne olur diye sormuş. C şıkkında traktörün değeri ne zaman 70 bin doların altına düşer demiş. Ve C şıkkında ise 0 küçüktür T, o da küçüktür 20 için V'nin grafiğini çiziniz. A ve B şıklarındaki cevapları bu grafik üzerinde gösteriniz demiş. Burası A ve B değil de sanırım B ve C olması lazım. Olsun, sorun değil. Şimdi evet, bizim denklemimizin ne olması lazım? V eşittir M çarpı T artı N şeklinde olacak. Burada T dediğimiz nedir? Traktör aldıktan sonra geçen zamanı gösterecek. T ve V ile ilgili verilen bilgileri bakalım. T 0 olduğunda, yani daha yeni aldığımda benim traktörümün fiyatı 157 bin dolar. 10 sene sonraki fiyatı ise
82 bin dolar benim traktörümün. Yani bir fiyat düşüşü söz konusu arkadaşlar. Yapmam gereken şey ne? Her şey önce bakın buradaki eğimi bulmam lazım. Bir de neyi bulmam lazım? Y kesmesi dediğimiz sabit terimi bulmamız lazım. Buradaki y kesmesi dediğimiz şey nedir? T eşittir 0 olduğu zaman V'nin aldığı değer V'nin aldığı değerdir. Bakın T 0 olduğunda V kaçtı? 157 bindi. O zaman N sayısı 157 bine ne yapacaktır? Eşit olacaktır. 157 bin diye söyleyeceğiz. 157 bin. Evet, V 157 bini eşitmiş. Demek ki sabit değerimizi biliyoruz. Şimdi eğimi bulmamız lazım. Eğim neye eşitti? V'deki değişimin zamandaki değişime yani T'deki değişime oranı. V ne kadardı? 157 bin. 157 bindi arkadaşlar. Yanlış yazdım. V 157 bindi. Ne kadara düştü? 82 bine düştü. 157 bindi. 82 bine düştü. Peki T ne kadardı? Sıfırdı. Ne oldu? 10 oldu. Bu durumda cevabımız ne olacaktır? Eksi 7500 olacaktır. Negatif eğimli olması lazım zaten. Nereden biliyorum? Çünkü zaman ilerledikçe değer düştüğüne göre, azaldığına göre yani T aldıktan sonraki geçen süre artarken değer düştüğüne göre eğimin ne olması gerekir? Negatif olması zaten gerekir ki öyle de bulduk. Öyleyse bizim denklemimiz neymiş? Eksi 7500 çarpı T artı 157.000'miş. Bu doğrusal olarak ben ne yapmış oldum? T sene sonraki değerin yani V'nin doğrusal denklemini yazmış olduğum. Benden istenen diğer şık ise 6 yıl sonra V'nin kaç olacağı, yani 6 yıl sonra benim traktörümün değerinin kaç bin dolar olacağı idi. Onu hesaplamamız istenmişti. Şimdi de onu hesaplayalım, bulalım. Nasıl yapacağız? T gördüğümüz yere. Evet, denklemimizde T gördüğümüz yere ne yazacağız? 6 yazacağız ve bu hesaplamayı gerçekleştireceğiz. O da arkadaşlar kaça eşit olacaktır? Eksi 7500, evet bunları çarparsak, toplarsak 112 bin dolar olacaktır. Demek ki 6 sene sonra benim traktörümün fiyatı 112 bin dolara düşmüş olacaktır. C şıkkında ne demişti? C şıkkında şunu söylemişti arkadaşlar. Ne zaman, kaç sene sonra bu traktörün değeri 70 bin dolardan küçük olur, az olur diye sormuştu. Bu eşitsizliği çözmemizi istemişti. Eksi 7500 T artı 157 bin küçüktür 70 bin eşitsizliğini sağlayan T'yi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu eşitsizliğin her iki tarafına ne diyeceğim veya ne çıkartacağım? Her iki tarafına eksi 157 bin çıkartacağım. Böylelikle 70 bin eksi 157 bin olacak. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir veya her iki tarafından aynı sayı çıkartılabilir. Elde edilen yeni eşitsizlik bir öncekiyle aynı çözüm kümesine sahiptir. Eksi 7500 de küçüktür. Ne oldu? Eksi 87 bin oldu. Eksi 87 bin oldu. Şimdi ne yapmam lazım? T'nin katsayısı eksi 7500. Bu eşitsizliğin her iki tarafını eksi 7500 ile bölmem gerekiyor. Ancak eksi 7500
Sıfırdan küçük bir sayı olduğu için eşitsizliğimiz yön değiştirecek. Ve şöyle olacak. T büyüktür. Eksi 87 bin bölü eksi 7500 olacak. O da kaça eşittir? 11.6'ya eşittir. Demek ki T'nin ne olması gerekiyormuş? T'nin 11.6'dan büyük olması gerekiyormuş. Yani demek ki yuvarlarsak bunu T 12 ve 12'den yani T 12 sene olduğunda artan 70.000'den daha düşük bir değeri sahip olacak. 12, 13, 14, 15 gibi 12'den büyük olan her değer için bizim arkadaşlar traktörümüzün değeri 70.000'in altına ne yapar? Düşer. Dikkat ederseniz grafiğini de çizdik. Burada görmektesiniz grafiğimizi. Negatif eğimli bir doğrumuz var. Vt eşittir. Eksi 7500 T artı 157.000. T'nin sıfır olması anında yani alınma esnasında 157 bin dolar bu traktörün değeri. Tam aldığım esnada T sıfıra eşit olduğu zaman ve aradan 20 sene geçtiğinde 7000 değerine ulaşıyor arkadaşlar. O da burada görüyorsunuz T'nin şurası T'yi gösteriyor. Burası da V'yi gösteriyor. T 20 olduğunda normalde 7000 değerine alacak ama dahil değil. Çünkü ben 0 küçüktür T küçüktür 20 için denklemi çözüyorum. Eşitlik söz konusu olmadığı için A ve B noktaları bu grafiğe dahil olmayacaktır. T'nin 12 olması durumunda da bizim 70.000'in altında bir değer alacak. Zaten çok rahat bakın mesela T eşittir 10 için görüyorsunuz. T eşittir 10 için 82.000'lerdeydi değil mi? T eşittir 10 için 82.000'deydi değerimiz. Ve ondan daha büyük olan 12 sayısı için ne yapacaktır değerimiz? Kaça eşit? 70.000'den daha düşük bir değere ulaşacaktır arkadaşlar. Devam edecek olursak kaynama noktasıyla ilgili bir başka örneğimiz var. Bu örneğimizde de suyun kaynama başlığı sıcaklık alanları demiş. Kayma noktası rakım ile doğrusu olarak ilişkilidir. Su deniz seviyesinde 212 Fahrenheit derecede ve 10.000 fitlik rakımda ise 193.6 Fahrenheit derecede kaynar demiş. Yani arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. X rakımı gösteriyor. T de Fahrenheit cinsinden neyi gösteriyor? Suyun kaynama sıcaklığını gösteriyor. Deniz seviyesindeyken rakım 0 olduğunda yani 0 feet olduğunda hatta buradaki x 1000 feet cinsinden yazılmış. O zaman T kaça eşitmiş? 212 Fahrenheit'la eşitmiş. 10.000 feet olduğunda peki kaynama derecemiz neye eşit? 193.6'ya eşit. Bizden istenen ise T eşittir mx artı b şeklinde bir denklem elde etmemiz. Böyle bir denklem istiyoruz. Dikkat ederseniz x eşittir 0 olduğunda T kaça eşitti? 212 eşitti. Öyleyse b sabiti kaçtır? 212'dir. Benim neyi bulmam gerekiyor burada? Eğimi yani m'yi bulmam lazım. M eğimdi. T'deki değişimin rakımdaki değişime oranı yani kaynama derecesindeki değişimin rakımdaki değişime oranını bulmam lazım. Kaynama derecesi 212 idi. 193.6'ya düştü. Rakım 0'dı. Kaça çıktı? 10'a çıktı. 10.000 feet tabii ki. Ve arkadaşlar bu durumda da benim eğimim 1.84 olacaktır. Eğimin negatif olacağını nasıl yani doğru yaptığımızı nasıl bilebiliriz? Bakın x yani rakım arttığı zaman kaynama derecesi azaldı. Bu ne zaman söz konusudur? M'nin negatif olması durumunda söz konusudur arkadaşlar.
Pekala, rakımın 30 şey 3500 feet olduğu yerde kayma noktasını bulunuz diye söylemiş B şıkkında. B şıkkında evet. Yani T eşittir eksi 1.84x artı 212. Bu benim denklemim, kaynama derecesiyle rakım arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Ve benden istenen ise neymiş? Rakımın kaç olmasıydı? Bir daha bakalım. 35. Evet, rakamın 35 olması durumunda. T eşittir. Eksi 1.84. 35 bin demiş ama x zaten 1000 fiti gösterdiği için 35 yazıyorum. 212. Ve bu da eşittir. 147.6 Fahrenheit olmuş olacaktır arkadaşlar. Hesaplarsınız. Kendinize rahatlıkla görebileceksiniz. Yani şurası zaten eksi 64.4 oluyor. 4 oluyor. Pekala C şıkkında ne sorulmuştu? C şıkkında da kaynama noktası 200 Fahrenheit ise rakımı bulunuz diye sorulmuştu. Şimdi kaynama derecesi verilmiş bize. Kaynama derecesi 200 Fahrenheit. Ne bilinmiyor? Rakım bilinmiyor. Yani x bilinmiyor arkadaşlar. Her iki taraftan 212'yi çıkartacağım. Eşitliğin iki tarafından 212 çıkartacağım. Ve böylelikle eksi 12 eşittir. 1.84 x buldum. Ve eksi 12 bölü 1.84 de kaça eşit olacaktır? X'e eşit olacaktır. Öyleyse arkadaşlar, şurası eksi 1.2. X'i kaç bulacağız biz burada? 6.521. Tabii ki bu 1000 feet olduğu için 6.521'i 1000 ile çarparsak 6.521 feet yükseklikte kaynama sıcaklığımız 200 derece olacaktır diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Grafiğimizi de çizdik. Burada görmüş olduğunuz grafikte dikey eksen kaynama noktasını gösteriyor. Yatay eksende arkadaşlar. Yatay eksenimizde neyi gösteriyor? Rakımı gösteriyor. Rakım ama 1000 feet olarak gösteriyor tabii ki. Bu da kayma derecesi de Fahrenheit olarak ifade edilmiş. Bakın bizim burada tabii iki basamağı yuvarlandığı zaman 6,52 rakım 6,52 bin feet olduğunda kaynama derecesi 200 Fahrenheit ve rakım 35 olduğunda da kaynama derecesi 147.6 Fahrenheit derece olarak bulmuş oluyor arkadaşlar. Böylelikle biz ne yapmış olduk? Doğrusal denklemler ve grafiklerinin alıştırmalarını arkadaşlar bitirmiş olduk. Sayfa 24 ile sayfa 24 ve 25'teki soruları çözdük ve bu konuyu böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki başlığımız ise regresyon analizi olacak arkadaşlar. Regresyon analizi ekonometrinin bir konusu ama onu çok kısa bir şekilde geçeceğiz. Ardından da fonksiyonlara giriş yapacağız arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar size en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyerek sağlıcakla kalın diyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin lütfen. Görüşmek dileğiyle.